Hepiniz hoş geldiniz elektrikli scooter severler. Bugün bu güzel gün batımı eşliğinde sizlere VSET 10 Plus anlatacağım. İnanılmaz. Yani hemen açılışı yaparken unutmamam gereken özellik frenleri. İnanılmaz bir frene sahip. Gerçekten inanılmaz bir frene sahip. Bu güzel manzara eşliğinde birazcık scooter'ın başında konuşalım. Ondan sonra da yola çıkıp birazcık sürüş yaparız. İlk önce size birazcık dururken şöyle scooter'ın etrafında döneyim. Bir görün ne var ne yok, neye benziyor. Hemen anlatmaya başlayayım. Böyle tasarımda buraya çok güzel karbon detaylar eklemişler. Kasa olarak çok büyük değil aslında, ideal. 11 Plus falan buna göre çok daha büyük. Süspansiyonları çok güzel. Renk kombinini ben çok sevdim. Sarı siyah gerçekten inanılmaz. Buraya güzel bir VSET logosunu yapmışlar arka çamurluğa ve malzeme kalitesi inanılmaz. Yani bakın. Her şey sabit. Ses yok. Yani cihazı sürerken hiçbir ses yok. Ayak bastığınız yer aynı şekilde. Ön çamurluk aynı şekilde. Gidon aynı şekilde. Her şey muazzam düşünülmüş. Muazzam tasarlanmış. Şimdi birazcık yola çıkalım. Ben size yolda anlatmak istiyorum bunu. Çünkü gerçekten sürüşü çok keyifli. Yola çıkmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Ayaklığımızı açalım. Atıyorum siz dışarıda oturuyorsunuz. Biri gelip scooter'ınızı almaya çalıştı. Açtı. Ama bakın gördüğünüz gibi gaz yemez scooter. Neden? Çünkü dünyada sadece VSET'e özel kart okumayla çalıştırma sistemi VSET'te var. Hemen kartınızı çıkarıyorsunuz. Şöyle şu şekilde buraya okutuyorsunuz ve şu anda scooter gidebilir hale geldi. Bu bence mükemmel bir özellik. Bu gerçekten bayağı güzel bir özellik. Şimdi devam edelim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şöyle şuradan bir manzarayı bırakamıyorum ama şöyle bir dönüş yapalım. İlk önce şu scooter'ın sessizliğine bakın. Hiçbir titreme yok. Hiçbir şey yok. Hatta tümsekten geçeyim. Gerçekten çok etkilendim. Şu anda normal bir tek motorda gittiğimizde 35-40 km'ye kadar çıkıyor tahminimce. 40 yaptı. 45, 50'ye kadar çıkıyor. Evet, 55 falan yapıyor. Frenleri İnanılmaz. Frenleri inanılmaz. Burası kaygan zemin olmasına rağmen inanılmaz tutuyor. Şöyle şurada. Zaten bu videoyu çekerken menzil derdim yok. Bildiğiniz üzere VSET 10 Plus'ın menzili tam 160 km. Yani 160 km ile ben herhalde bir 3 saatlik video falan çekerim bu scooter'la. İnanılmaz bir menzil kapasitesine sahip gerçekten. Şimdi buradan karşıya geçelim. Ortalama bir yokuş var. Şimdi ufak ufak size merak ettiklerinizi anlatmaya başlayayım. İlk önce benim için sıkıcı kısım teknik özellikler. Teknik özelliklerden size şöyle bir bazılarını söyleyeyim. Ondan sonra sürüş hissiyatı ile alakalı hissettiklerimi size aktaracağım. Öncelikle az önce söylediğim gibi tam 160 km bir menzil kapasitesi var. Maksimum hızı 80-85. Hemen hızdan bahsetmişken arkaya bir görüntüye hız yaptığım sahneyi koyayım. Onu bir izleyin. Bu da ufak bir test olsun. Araya atayım izlemeniz için hızdan bahsederken. 74-75 ile rahat bir şekilde gidiyorum. Hiçbir korku yok. Kontrol gayet iyi, rahat. Bir de fren testi yapacağım sizin için. Hemen şöyle mesela. Gayet rahat bir şekilde duruyorsunuz. Evet, izlediğimize göre devam ediyorum. VSET 10 Plus tam 38 kilo bir ağırlığa sahip. Neden söylüyorum bunu? Eve çıkarıp hani eve çıkarmayı düşünüyorsanız, eğer düz bir asansör girişiniz ve evinizde düz bir giriş yoksa taşımak birazcık zor. Katlanmıyor mu? Evet, VSET 10 Plus katlanıyor. Şu anda gördüğünüz, şu an izlediğiniz kısımdan VSET 10 Plus scooter'ınızı katlayabiliyorsunuz. Ama katladıktan sonra taşıması var tabii ki. Birazcık ağır olduğu için çok böyle kaldır indir yapılacak bir scooter değil. Maksimum 130 kilo taşıma kapasitesi var. 4200 watt güç üretiyor. Gerçekten motor güçleri, motorun size sunduğu güç, size ürettiği güç çok fazlaca yeterli. Çok çok yeterli. Şehir içinde gerçekten çok yeterli. Şimdi sürüş hissiyatı olarak bildiğiniz üzere ben çoğu scooter'ın test sürüşünü ben yapıyorum. Dualtron da sürdüm. Zaten VSET'in kıyaslandığı en büyük marka şu anda scooter sektöründe Dualtron'lar. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Hatta biz tüm marka olarak VSET'lerin Dualtron'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Ben bu VSET 10 Plus'ı falan sürdüğümde, hatta 9 Plus'ı da sürdüğümde Dualtron'un çoğu modelinden daha mutlu oldum.
daha güvende hissettim. Neden Dualtron'dan daha iyi? Dualtron kötü mü? Hayır, Dualtron kötü değil ama yani bize sürüş hissiyatı, malzeme kalitesi olarak V-Set'ler gerçekten daha iyi geldi. Herkes, hatta sürenler de öyle diyor. Bence de kesinlikle V-Set'ler daha iyi. Burada gördüğünüz gibi iki tane tuşumuz var. Sport ve DDM var. Bu da korna. Kornası çok komik. Burada aynı şekilde tüm skuterlarda olduğu gibi bizi karşılayan bir kadran var. Orada işte yaptığımız hızı, kaçıncı viteste olduğumuzu, bataryamızın gücünü, her şeyini bize söylüyor o kadran. Buradan sağdaki kırmızı tuştan tek motor mu, çift motor mu süreceğinizi kararlaştırıyorsunuz. Onun sonundaki sport modu da çok enteresan bir özellik. Onu az evvel hız yaparken denedim, izlediğiniz görüntüde. Şöyle bir şey, hani bu yarış filmlerinde falan, araba yarış filmlerinde NOS olur ya, NOS'a basarsın araba bir anda hızlanır. Bu da öyle bir şey. O sporta bastığınızda, ben kendimi tutacağım, basmayacağım. Çünkü az evvel bastım, yani inanılmaz bir şey. Şöyle 2 dakikalığına size inanılmaz bir güç veriyor. Yani tüm motorlar olabildiğince güç üretiyor ve resmen size bir NOS varmış gibi altınıza, NOS'a basmışsınız gibi o güçle skuterınızı fırlatıyor. Hani biriyle yarışmak isterseniz ona basın yani. Onun dışında çok kullanmayın şehir içinde. Çünkü inanılmaz hızlandırıyor. Gerçekten şöyle geriye atıyor sizi. Az evvel elimden gazı çekmeme rağmen ok gibi gitmeye devam etti skuter. Korkutucuydu birazcık. Onun dışında şu anda sürüş hissiyatı olarak manevraları çok rahat. Yani tekrar tekrar söylemek istiyorum ama malzeme kalitesi çok iyi. Hiçbir ses, hiçbir titreme yok. Gerçekten kendinizi güvende ve keyifli hissediyorsunuz. Renkleri bayağı dikkat çekici. Sarı ve siyahın uyumu mükemmel olmuş ve büyük bir cihaz olduğu için dışarıda herkes gerçekten meraklı gözlerle size bakıyor. Arabalarla zaten çok rahat eş bir şekilde gidebiliyorsunuz. Şu an ne enteresan. Şu an ne spor modu açık ne başka bir şey açık. Yani tek motorda gayet 50 ile falan gidiyorum. O da çok güzel bir şey. Hem bataryadan yemiyorum hem de hız yapmama gerek kalmıyor. Şehir içinde çok rahat bir şekilde gerçekten gezebilirsiniz. Hiçbir şey düşünmenize gerek kalmadan yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Gidonları da katlanıyor. Şuradan gördüğünüz tırtıkları, bunları böyle çevirdiğinizde açılıyor. Gidonlar aşağı katlanıyor. Çok basit bir mekanizma yapmışlar. Herhalde voltajımız, burada voltajımızı gösteriyor. Burada kaç kilometre sürdüğümüzü, burada hızımızı, burada vitesimizi gösteriyor. Güzel, kadran gayet güzel. Işıklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Buradan artıya basılı tuttuğumuzda, evet, ışığımız önde açıldı. Kapadım. Tekrar açıyorum. Sinyalimiz var. Çok güzel yere koymuşlar. Sola bastığınızda burada. Şu anda bir gidip hemen anlatacağım sinyalleri. Evet, ışığımızı da açtık. Manzaramız çok güzel. Güneş batıyor. Hatta sahile inip videoyu orada bitiririm. Ben de birazcık dolaşmış olurum. Işığımızı açtık. Sinyallerimiz var. Şuradan gidonda şöyle bir çıkıntı var, bakın, gördünüz mü? Evet, buna. Basıyorsunuz, sol sinyal yanıyor. Hemen arkasına videoyu koyuyorum ki rahatça görebilin sinyalin nasıl yandığını. Hem arkada hem önde bulunmak üzere arkalı önlü sinyallerimiz yanıyor. Gece sürüşü bildiğiniz üzere çok tehlikeli. Çünkü bazı skuterlarda ışık namına bir şey yok. Varsa da çok şık kalıyor gücü. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Hem çok rahat bir yere koymuşlar. Herkes görebiliyor. Hem de gece sürüş yaparken kafanız rahat olmuş oluyor. Bakın, sürüş çok rahat. Birazcık böyle aksiyonlu yerlerden süreyim dedim size. Kaldırımdan falan. Mesela burası Arnavut kaldırımı, gördüğünüz gibi. Ama of. Ama gram ses yok. Frenleri zaten o biçim. Şuradan atlayalım. Hop, atladık. Buradan da atlayalım. Çok keyif alıyorum gerçekten. İnanılmaz. Gerçekten bunu hiç bu skuturla yapamamıştım. Bu skuturla yapmak... Yani gerçekten yorum yapmıyorum. Ne kadar sağlam ve güvenilir olduğunu herhalde izleyerek anlayabiliyorsunuzdur. Ya bakın, normalde iki tekerlekli şeylerde ön fren durdurur. Yani ön fren şöyle bastığınızda yavaşlatır. Güzel bir hız düşümü olur. Bunda arka fren o kadar kuvvetli ki. İnanılmaz yani. Arka böyle öne doğru atıyor beni. Şunu da belirteyim. V-Set 10 Plus'ın arka ve ön frenlerinde elektrikli ABS var. Siz frene bastığınızda ABS de size fazlasıyla yardımcı oluyor. Arka taraf genellikle yükü aldığı için hidrolik süspansiyon var. Çok kuvvetli, çok güzel. Şöyle iki tane şaseye bağlı arkaya uzanan. Buraya da süspansiyonumuzu koymuşlar. Önde de bir tane çok kaliteli bir süspansiyon var. V-Set'in birazcık sitelerinde araştırma yaptım. Elektrikli skuterların en iyi süspansiyon teknolojisine sahip olduklarını söyler. Spring R diye bir sistemmiş bunlar. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü ben çoğu skuturu sürdüm. Bu kadar rahat ettiğim bir skuter olmadı. Az evvel de gördüğünüz gibi inmeli çıkmalı yerlerde gayet 40-50 km ile şov yaptım. Banamasın demiyor.
kesinlikle denemeye ve görmeye, test sürüş yapmaya e-scooter showroom'umuza kesinlikle gelmelisiniz. Instagram'ımızı şöyle bırakalım. Bizi takip ederseniz yenilikleri kaçırmamış olursunuz. Evet, birazcık sahil havası alayım dedim. Videoyu kapamaya yaklaştım. Mükemmel yaylanıyor ya. Mükemmel bir süspansiyon. Ve yol çok bozuk. Bu güzel havada bu videoyu kapatmak gerçekten beni çok mutlu etti. İnanılmaz bir gün batımı var. İnanılmaz bir manzara var. Hatta size birazcık bu skuter'ı koyup güzel görüntülerini izleteceğim videonun sonunda. Şubat'a kadar fiyatlarımız indirimde. Fazlasıyla indirim var. Şubat'tan sonra fiyatlar artacak diye duydum. O yüzden almak isteyenler birazcık acele ederse çok iyi olur. Fiyatlar değişmeden satın alırsanız sizin karınıza olur. Çünkü maddi olarak gerçekten sonuna kadar hak eden bir cihaz. Hatta EFT yaparsanız %5 indirimde kazanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi Şubat 1'e kadar bu fiyatlar, kampanya fiyatları. Almayacaksanız bile kesinlikle gelip bir test sürüşü yapın. VSET'in kalitesini anlayın derim ben. Ya böyle şehri de istediğim gibi gezmek o kadar keyifli ki, o kadar güzel ki anlatamam size. Bu güzel manzarada size bir özellikten, çok önemli bir şeyden daha bahsedip öyle bitirmek istiyorum. Bu 10 Plus'lar LG pile sahip. LG pil normal pilden, Çin pilinden yaklaşık 10.000 TL daha pahalı. Ama neden daha pahalı? Birincisi, bataryanızın ömrü inanılmaz uzuyor. Atıyorum Çin pili ya da işte yan sanayi pil kullandığınızda 2 sene gidiyorsa LG piller 5 sene, 6 sene belki daha da fazla gidiyor. Çok daha dayanıklı, uzun ömürlü oluyor. İkincisi de menzil. Eğer gerçekten bir 160 km menzile çıkmak istiyorsanız LG pil şart. Diğer pille bunlar tam olarak olmuyor. Yani LG pil bu işin kesinlikle son noktası. O yüzden 10.000 lira fark var. Diğer VSET evet belki daha ucuz normal pilli olan ama şu kaliteye, şu batarya ömrüne, bu menzile sahip olmak istiyorsanız LG pil kesinlikle olması gereken bir özellik. Bu şekilde umarım size gerekli bilgileri verebilmişimdir. Şimdi birazcık daha bu güzellikle şu skuter'ın böyle güzel detaylarını izleyelim. Kendinize iyi bakın. Test sürüşü yapmaya showroom'umuza bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.